Merhaba, bugün artık KYK serisinin son videosunu çekmek istiyorum. Artık KYK ile ilgili tecrübelerim bitti. 2 yıldır kalıyorum ve 2 yıldır öğrendiğim, yaşadığım tecrübeleri size aktardım. Ve artık bu son video olmasını diliyorum. Çünkü artık daha fazla tecrübe etmek istemiyorum. Daha fazla KYK'da da kalmak istiyorum. Artık sıkıldım ve bıktım. Gerçekten insanın bir sabrı var. Bazıları 1 yıl dayanıyor, bazıları 2 ay dayanıyor, bazıları hiç dayanamadan terk ediyor. Ve ben 2 yıldır terk etmeden kaldım. Ve artık sıkıldım gerçekten. Benim için sıkıcı bir dönemdi. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum. Videonun başından da gördünüz. Bugün sizlere KYK'da kalmanın avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Ben bunları maddeledim. Onar madde, karşılaştırma gibi düşünebiliriz bunu. O zaman haydi avantajlarına geçelim. Şimdi kesin bu videonun altındaki yorumlarda şöyle bir yorumla karşılaşacağım diye düşünüyorum. İşte madem KYK'dan memnun değilsin, niye KYK'da kalıyorsun? Bunun cevabı da şu. Zaten gündüzleri full okuldayım. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarımla yemek yemeye vesaire gidiyoruz. Akşam zaten 11'de yurdun son girişi var. 11'e kadar bir şekilde vakit geçiyor ve 11'den sonra gelip zaten biraz telefon oynayıp uyuyorum. KYK pansiyon olarak kullanıyorum. Genelde çok kaldığım söylenemez odada. Hani yakın arkadaşlarımın evi var, orada kalıyorum genelde. Ve yemeklerini zaten KYK'nın kullanmıyorum ben. Zaten bunu anlatacağım birazdan. Şimdi çok lafı uzatmak istemiyorum. Ayrıntıya çok girmeden KYK'da kalmanın avantajlarına geçmek istiyorum. Haydi geçelim. Videoyu açınca böyle kamera karşısında radara bağlıyorum. Böyle hızlı 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 konuşuyorum. Ve bu hiç hoş değil, farkındayım. Kendimi izlerken de bunu fark ediyorum. Neyse. Şimdi KYK'da kalmanın birinci avantajından bahsedecek olursak fiyatı. Çok makul bir fiyat. Ben 285 TL'ye kalıyorum, 170 TL'ye de var, 265'e de var. Yani bu KYK'da kaldığınız yurdun avantajlarına göre, yani eski bina, yeni bina, kaldığın kişi sayısına göre değişen bir şey. İkinci olarak da mesela temizlik yapmıyorsunuz, odayı temizlemiyorsunuz. Yani isteyen kendi alıp temizleyebilir ama haftanın 2-3 günü temizlikçi ablalar gelip senin odanı temizliyorlar zaten. Üçüncü olarak da mesela benim kaldığım KYK yurdu kampüsün içinde ve fakültelere çok yakın. 5-10 dakikada fakültene gidebilirsiniz. Zaten kampüs içinde ringler oluyor bizim üniversitemiz, Akdeniz Üniversitesi, ama diğer üniversiteleri pek bilmiyorum var mı yok mu. Kampüs içinde olması gerçekten iyi bir avantaj. Hemen gidebiliyorsun. Kampüs dışında olması, oradan aşağı kampüse gelmek falan biraz dezavantaj olarak sayılabilir ama bizim üniversitemizde ve bazı üniversitelerde de içinde olduğu için KYK kampüsün, bence bu bir avantajdır. Daha sonra ücretsiz dil kursları oluyor. Mesela bize Rusça vesaire falan vardı. Bunlar tamamen ücretsizdi. Sadece belirli bir kapasite alıyor. Mesela 20 kişi alıyordu, 30 kişi alıyordu. Buna giriş girmen gerekiyordu. Yani o 30 kişinin içinde olman gerekiyordu. Daha sonra ücretsiz geziler oluyordu. Mesela biz Antalya'da şey gittik, The Land of Legends var. Antalya'daki en büyük, en iyi otellerden birisi ve otelin bir şeysi var, Luna Park'ı gibi bir yeri var. Oraya giriş 350 TL müşterilere. Ve biz oraya ücretsiz girmiştik. Belediye tarafından yapılan bir anlaşmayla beraberdi galiba. Tam emin olmadığım için bir şey diyemeyeceğim buna ama biz buna ücretsiz girdik. Yani 350 TL verip girmedik. Altıncı madde olarak da ücretsiz çekilişler oluyor. Mesela KYK'da bazı günler oluyor. Tam o günlerin ismini bilmiyorum. Mesela kısır dağıtılıyor, işte kek, işte meyve suyu vesaire falan oluyor. Bir konferans galiba bunlar. Yani tam içeriğini bilmiyorum. Çünkü hep ben sonuna yetişebiliyordum. Başından yetişemediğim için sadece sonunda ikram kısmına yetişebiliyordum. Ve çekilişler falan oluyormuş. Bu çekilişlerde sinemalara vesaire ücretsiz gidebiliyormuş. Yani aslında KYK'da kalmak aktif olmanı da sağlıyor. Sosyal olmanı da sağlıyor. İşte mesela sinema bileti veriyorlar sana. Bu çok güzel. Arkadaşına beraber gidebileceğin bir ücretsiz sinema biletini kim sevmez ki? Zaten öğrencisin. Ücretsiz her şeyi seviyorsun. Sevmeme gibi şansın yok zaten. O yüzden böyle durumlar olabiliyor. Yedinci olarak da KYK'da çamaşırlarınızı ücretsiz yıkayabiliyorsunuz. Sadece evden işte yumuşatıcınızı vesaire getiriyorsunuz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Haftada 2 çamaşır atma imkanınız var. İşte birini pazartesi atıyorsan diğerini perşembe atabilirsin ya da ikisini de pazartesi atabilirsin. 2 hakkın var. Sadece bunu bilmem yeterli. 8. madde olarak da ısınmak için işte su, elektrik vesaire hiçbir şeye para vermiyorsunuz. 9. madde, her katta ayrı bir çalışma odası var. Mesela mimarlar için masa var, çizim masası var. İşte diğer katlarda da normal çalışma odaları var. Diyelim odanda rahatsız oluyorsun ders çalışmakta. Her odada da var zaten ama katta da ortak bir çalışma şeyleri, odaları oluyor. Son madde olarak da ücretsiz internetinden bahsetmek istiyorum. Ücretsiz interneti var ve sınırsız bir şekilde bunu kullanabiliyorsun.
Yani şu an benim aklıma gelen KYK'nın avantajları bu kadardı. Dezavantajlarına geçelim bence artık. Onlar birazcık daha ilgi çekici bence. Evet, herkesin şikayet ettiği ve en önemli dezavantajına giriş yapıyorum. KYK son giriş saatinin akşam saat 11'de olması. Bu tamamen çok kötü bir olay. Yani herkes bu durum çok iyi diyen bir insan görmedim. Herkes çok şikayetçi. Keşke 12 olsa. 11'den sonra girerseniz tutanak yiyorsunuz ve bu tutanak yemek 3 tane tutanak yediğinizde yurttan atılıyorsunuz. Bayağı önemli. O yüzden hep 11'den önce girmeniz gerekiyor. Mesela 10.59'a bile giremezsiniz. Hani tam böyle küsuratı farklı yani sistemi. Mesela bizdeki diyelim benim kendi saatim 10.57 ama KYK'nın saatinde 11 gözüküyordu. Ve 11'den mesela bu saniyesi 11.01 falan olunca direkt tutanak tutuluyordu. Bu konuda çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani ikinci olarak da şey söyleyeyim size, kendinize ait bir alanınız olmuyor. Mesela 3 kişi kalıyorsunuz, 4 kişi kalıyorsunuz, 6 kişi kalıyorsunuz ve bu bayağı kötü. Kendinizi yalnız hissedemiyorsunuz. Hep berabersiniz böyle. Hani sıkılıyorsunuz artık bazen, hani odada hep birilerinin olması sizi çok sıkıyor. Daha sonraki üçüncü dezavantajımız da mutfağın olmaması. Her katta keşke bir mutfak olsaydı. Benim en çok istediğim olay her katın kendine ayrı bir mutfağı olmasıydı. Ya da 5-10 kişinin kullanacağı bir mutfak olması çok çok iyi olurdu. Ama böyle bir şey yok. Kettle götürmek de yasak. Eskiden düzleştirici vesaire de yasakmış diye biliyorum ama şu an düzleştiriciler vesaire Ama kullanabiliyor. kettle götürürsen tutanak yiyorsun ve gene az önce bahsettiğim gibi 3 tutanaktan yurttan atılıyorsun. Odalarda sigara içmek vesaire alkol getirmek de yasak bu arada, bunu söylemeyi unuttum. Dördüncü olarak odaların kapıları kilitlenmiyor arkadaşlar. Yani odaya kendiniz giriyorsunuz, ayrıca sizden başka bir insanlar da girebilirsiniz yokken. Yani hırsızlık olma ihtimali çok yüksek. Bu çok kötü. Başıma gelen olayları anlatsam hayretler içerisinde beni dinlersiniz. Çünkü çok saçma şeyler yaşadık. Odaya giren birisi vardı ama kim olduğunu bir türlü bulamadık mesela biz. Ve insanlar hırsızlıktan hiç korkmuyorlar. Odada biz varken bile birisi bizi yoklamaya bile giriyordu. Bu yüzden bu en büyük dezavantajlarından biri diyebilirim. Daha sonra aynı odada kaldığın insanları sevmeyebilirsin. Buna mecburiyetten katlanarak aynı odada kalma şeyin var. Mecburiyetin var. Odanı değiştirebilirsin ama yıl içinde sadece bir kere değiştirebiliyorsun. Diyelim senden ben şikayetçiyim. Başka odaya gittim. Ondan da şikayetçiyim ama başka hakkım yok. Mecburen o odada onu çekmek zorundayım. Böyle bir kötü olay var maalesef. Daha sonra yıl içindeki internetimiz var dedik. Bunu avantaj olarak saydık ücretsiz bir şekilde. Evet, gece 4'te falan mükemmel çekiyor. Ama gün içinde ve çok kötü çekiyor. Çünkü herkes birden o internete bağlanıyor. Ve internet sistemi zaten yerel mi deniyor tam bilmiyorum, işte giriş yapıyorsunuz internete, normal bağlanmıyorsunuz, giriş yapmalı kullanıcı adı şifreli olan bir internet. Yıl içinde çok kötü çekiyor, işte yaz okulunda vesaire çok güzel çekiyor, geceleri çok güzel çekiyor ama yıl içinde çok kötü çekiyor. İşte YouTube'a girebiliyorsunuz bir sıkıntı. Daha sonraki madde olarak da hırsızlıktan bahsetmiştim, hırsızlık var diye. Bütün eşyalarınızı, mesela komodinin üzerinize koyduğunuz bir şarj aletinizi bile odadan çıkarken dolabınıza kilitlemek zorundasınız. Çünkü başka biri sizin odanıza gelip eşyalarınızı alabilir. Mesela ojelerinizi çalabilir, rujlarınızı çalabilir, fondöten çalabilir. Yani bunların her şeyinizi dolaba tıkmak zorundasınız. Ortada hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Çünkü gelen giden belli değil. Kontrol edemiyorsun. Kameralar var ama kimse o kameralara bakmıyor. O yüzden kendi eşyanı kendini korumak zorundasın. Diğer bir madde olarak da ben yemeklerini hiç beğenmiyorum. Ben yemiyorum ama yiyenler de var. Bence yemeklerini keşke güzel yapsalar, herkes yese diyorum. Ama yurt yemeği ne kadar düzgün olabilir? Kaç bin kişi çıkan bir yemek düşünün. Ne tadı olur, ne tuzu olur, ne sıcaklığı olur. Yani buharla ısıtmaya çalışıyorlar kaç saat önce yapılmış yemeği. O yüzden ben sevmiyorum ama belki siz yersiniz. Ben çok kullanmıyorum. Arada sırada tek tük yiyorum. Genelde dışarıdan yemeği tercih ediyorum. Son madde olarak da kendi çarşafınızı sermeniz yasak. Mesela ben kendi yastık kılıfımı götürüyordum. Çünkü başka yastık kılıfında yatmayı sevmiyorum. Ama hani çarşaf olarak başka çarşaf sermek yasak. İşte nevresim takımı olarak da aynı şekilde. Çünkü kendi verdikleri nevresimlerin kullanılmasını istiyorlar. O yüzden bu da bir kötü. Çünkü kendi evinizde gibi hissetmiyorsunuz. Başka bir yerde kaldığınız çok belli. Ama ben yastık kılıfımı götürürüm. Ona pek bir şey demiyorlar. Nevresimin altına koyunca gözükmediği için hiçbir sıkıntı yok. O yüzden bu kadardı. Şimdi onluk benim aklıma gelen avantajlar ve dezavantajlar bu kadardı. Eğer sizin aklınıza gelenler varsa yorum yapmayı unutmayın. Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.
Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım KYK'da kalırken mutlusunuzdur. Mutsuz bir şekilde KYK'da kalınmıyor çünkü şahsen ben denedim. Çok kötü bir yerde kalmıyorum. Allah'a şükür çok iyi bir yerde kalıyorum. Döküntü vesaire değil yurdumdan. O yüzden çok memnunum. Ama en kısa zamanda artık şey demek istiyorum. KYK dosyası bitti. Eve çıkıyorum. Ev turu yapalım falan demek istiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik herkese hoşçakalın.